Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bugün Türkiye'ye bakış programıyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış'la birlikteyiz. Orta Doğu gündemini değerlendirmeye çalışacağız birlikte. Yaşar Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gülten Hanım. Davetiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katılımınız ve nezaketiniz için her zamanki gibi. Yaşar Bey, Orta Doğu'da yine hızlı gelişmelere şahitlik ediyoruz, özellikle Türkiye açısından. Uzun zamandır kötü ilişkilere sahip olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ile arayı düzeltmeye çalışan bir AKP iktidarı gözlemliyoruz. Yine benzer şekilde Mısır'la ilişkileri düzeltmeye çalışan, Suudi Arabistan'la gerilimi düşürmeye çalışan bir iktidar görüyoruz. Bu ülkelerle uzun yıllardır diplomatik ilişkilerimiz çok düşük seviyelerdeydi. Mısır'la neredeyse hiç yoktu. Ancak esas sürpriz galiba Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Türk dış politikasında düşman devletler kategorisinde nitelendiriliyordu. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki finansal gücün Birleşik Arap Emirlikleri olduğu iddia ediliyordu. Bir diğer unsur da yine Gülencilere Birleşik Arap Emirlikleri'nin mali destek sağladığı belirtiliyordu. Bu iddiaların arasında ne oldu? Biz iki ülke arasında neredeyse bir bahar havası gözlemliyoruz. Türkiye dış politikada Orta Doğu'daki tüm eski politikasını tersine çeviren belki bir Orta Doğu baharı Türkiye açısından gözlemleniyor diyebilir miyiz? Siz nasıl gözlemliyorsunuz olup biteni? Yani bahar demek için henüz çok erken. Türkiye'nin Orta Doğu politikası ve genellikle dış politikası bir dibe vurmuştu. Yani kazanın en altına vurdu. Pek tabii ki orada kalamayacağı için yukarıya doğru dönmesi gerekiyordu. Birinci neden o. İkincisi hangi ülkeyle ilişki olarak değerlendirme yaptığımıza bağlı olarak farklı parametreler var, farklı ortam var, farklı ilişkiler malzemesi var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsettiniz. Birleşik konusundaki Türkiye'nin algısının ötesinde Libya'da açıktan birbirimizle savaşmaya vardırdık. Öteki Körfez ülkeleri arasında Suudi Arabistan malları boykot etti. Onu inkar etti resmen ama vitrinlere falan işte Türk malı satılmaz falan diye şeyler yaptı. Bütün bunların hepsini ben şey olarak görüyorum. Ülkeler arasındaki ilişkiler pek tabii ki kas katı taşa işlenmiş, ondan sonra taşa kazınmış ve hiç değişmeyecek bir ilişkiler malzemesi şeklinde değildir. Zaman zaman yükselme gösterir, zaman zaman alçalma gösterir. Şimdi Türkiye Mısır'la ilişkilerinde bir açılım yapmak istedi. Birleşik Arap Emirlikleri tarafında ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisi de Türkiye ile böyle dalaşmanın kendisini bir yere götüremeyeceğini anladığı için o da Türkiye'ye karşı daha yumuşak bir tutum izlemeye başladı. Bir de Orta Doğu'da artık zaten Amerika'nın keşmekeşi attığı Orta Doğu'da bir düzelme, yeni bir yaklaşım gerekiyordu. Biden dönemi bir başlangıç olabilir diye düşünüldü. Gerçekten öyle olacak mı, olmayacak mı daha belli değil. Ama böyle bir yeni başlangıç esasen söz konusuydu. Afgan krizi de o konuya yeni parametreler getirdi. Yaşar Bey, oraya geçmeden bir şey sormak istiyorum. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili konuda. Şimdi Türkiye aslında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la ilişkileri bir şekilde askıya alan ülke konumundaydı. Yani tek taraflı adım atan ülke konumundaydı. Yine ilişkilerin düzeltilmesi ve onarılması konusundaki adım da yine Türkiye'den geldi. Bu durumda karşı taraf daha sabit, değişmez dururken Türkiye'nin iyileşme yönünde attığı adımlarda eli güçlü olan taraf,
tezlerini daha kabul ettirebilir olan taraf kim oluyor? Yani hangi taraf taviz vermek durumunda kalacak daha fazla? Ne dersiniz? Ya da bu iki ülke, özellikle BAE, Suudi Arabistan ortak bir görüş paylaştıkları için aslında tek bir şey gibi zikrediyorum ama Türkiye ile bu kanadın arasındaki temel ayrışma noktaları neydi? Yani biraz geriye gittiğimizde Türkiye neden bu ülkelerle bu kadar sorunlu bir dış politikaya adım atmıştı? Benim tahminime göre eğer Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'dan bahsediyorsak, yani fokusumuz, ışık tuttuğumuz yer orasıysa, Müslüman Kardeşler Örgütü'ne Türkiye'nin sağladığı destektir bu iki ülke açısından önemli olan. Çünkü bu iki ülke Müslüman Kardeşler Örgütü'ne Türkiye'nin verdiği destekten rahatsız idiler. Mısır, tabii Mısır hepsinden daha büyük, hepsinden daha fazla ağırlığı olan bir ülke. Müslüman Kardeşler'e verdiği, Türkiye'nin verdiği destek orada daha da somut bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü General Sisi'nin devirdiği rejim Müslüman Kardeşler ağırlıklı bir hükümetti. Muhammed Mursi'nin rejimi. Dolayısıyla orada daha açık, Müslüman Kardeşler'e karşı daha açık bir karşı çıkma vardı. Türkiye'nin de Müslüman Kardeşler Örgütü'ne verdiği destek biliniyor. Hatta yakın zamanlara kadar İstanbul'da yayın yapan 3 Müslüman Kardeşler ağırlıklı televizyon yayınına önce Türkiye bu yayınları rejime karşı propaganda şekline dönüştürmeyin, daha çok sanat ve kültür programları yapın diye telkinde bulunmuştum. Galiba daha sonra teyit edemedim ama daha sonra tamamen bu televizyonların üçünün de üç televizyon kanalının da susturulmasına karar verilmişti. Dolayısıyla burada talep eden taraf, senin sorunda o da vardı, talep eden taraf Türkiye mi? Kesinlikle Mısır durumunda kesinlikle o. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise onlar da bu işin bir yere varamayacağını düşündükleri için galiba Türkiye'ye de bir üst düzeyli görevli göndermek suretiyle, onun Sedat Peker'le alakası var mı yok mu? Evet, ona da geleceğiz ama onun öncesinde evet, şunu sormak istiyorum. Yani Müslüman Kardeşlerin, yani İhvan Hareketi'nin bu iki ülke açısından yarattığı tehdit ve tehlike nedir? Neden isterseniz dinleyiciler, izleyicilerimize bir özetlemek açısından neden tehdit olarak görüyorlar Müslüman Kardeşleri? Biraz da o konuda aydınlatır mısınız bizi? Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Suudi Arabistan'da Müslüman Kardeşler Örgütü siyasi İslam olarak nitelediğimiz daha büyük bir kavram var. Siyasi İslam. Onun içinde Müslüman Kardeşler Örgütü var. Öteki işte Arap Baharı var. Her şey var. Yani siyasi İslam. Yani İslam'ın siyasi amaçlarla bir gündem haline dönüştürüp ülkeler arasındaki ilişkilerde bunu mihenk taşı olarak, temel taşı olarak kullanma fikri var. Suudi Arabistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu endişe var. Eğer bu Müslüman Kardeşler hareketi siyasi bir hareket haline dönüşür de, daha doğrusu siyasi hareket vasfı daha da ağır basarsa bizim ülkelerimizde, yani bizim ülkelerimiz dediğim Suudi Arabistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde şimdiki tahtı işgal edenlerin rahatsız olacağını düşünüyorlar. Yani Suudi Arabistan'da bir Müslüman Kardeşler hareketinin iktidara geldiğini düşünün. O zaman pek tabii ki şimdiki yönetim her iki ülkede de etkisini kaybedecektir. Orada onlar için bir yaşamsal mesele bu. Yani Müslüman
Kardeşler Örgütü'nün, daha doğrusu siyasi İslam'ın o ülkelerde etkili hale gelmesi ve o ülkelerin dışında da başka ülkelerde etkili hale gelip de o ülkeleri etki altına almasından endişe ediyorlar. Benim kanaatimce bu iki ülkede ve Mısır'da da tabii Müslüman kardeşlerden endişe edilmesinin nedeni budur. Peki Yaşar Bey, birazcık da Katar meselesine de gelelim isterseniz. Orada Türkiye'nin tutumu, tek bir Arap ülkesini, Körfez ülkesini seçerek bütün kartlarını Katar'a oynaması ne kadar doğruydu, ama onun öncesinde şunu da sormak istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ABD inisiyatifiyle geçen yıl Ağustos ayında İsrail ile bir anlaşma yaptı. İlişkileri normalleştirme kararı aldı. Türkiye bu duruma çok büyük tepki göstermişti. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasından kısa bir bölümü hatırlatalım izleyicilerimize. Tam olarak şunu demişti: Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir. Ölü doğan bir anlaşma, hiçbir geçerliliği yoktur. ABD plan üzerinden gizli hesaplar yapmaya çalışan Arap Emirlikleri Filistin iradesinde yok saymaktadır. Şimdi bu kadar sert bir açıklama da var aynı zamanda. Türkiye, Körfez ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinden neden bu kadar büyük rahatsızlık duyuyor? Buna ilişkin ne dersiniz? Ardından da bu tüm kartların Katar'a oynanması, Türkiye tarafından meselesine gelelim isterseniz. Galiba iki nedeni var ama her şeyden önce bir en başında belirttiğin, şimdi de bir nebze dolaylı şekilde değindiğim bir hususa işaret etmek istiyorum. Türkiye ne Suudi Arabistan'la ne Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kesmedi. Büyükelçi düzeyinde kaldı hep. Yani Mısır'dan farklı olarak. Mısır'da yine diplomatik ilişkileri kesmedi ama büyükelçi düzeyinden maslahat güzel düzeyine indirdi Mısır'la. Dolayısıyla ilişkilerin kesilmesi diye bir şey mevzubahis olmadı. Bu senin ima ettiğin, açıkça söylemedin ama ima ettiğin bir şeye biraz açıklık getirmek için söylüyorum. Neden Türkiye karşı çıktı? Bir kere Türkiye'nin karşı çıkmasının izahı zor. Çünkü kendisi Birleşik Arap Emirlikleri ile büyükelçi düzeyinde ilişkilerini sürdürüyor. Ama bir üçüncü ülkenin, ben Birleşik Arap Emirlikleri'yle ve Suudi Arabistan'la büyükelçi düzeyinde ilişkileri sürdürüm ama üçüncü ülke olarak İsrail, sen o ülkelerle ilişki kuramazsın demesinin bir mantığı yok. Yani sen o zaman önce kendin kes ki ötekilere örnek ol. Böyle bir şey var Türkiye'nin davranışında, bir çelişki var. Neden yapıyor diyeceksiniz. Hı hı, evet. Öyle zannediyorum ki İsrail'in izole edilmesi Türkiye'nin bir politikası. Yani kendisi İsrail'le ilişki kurarken, kendisi Birleşik Arap Emirlikleri'yle ve Suudi Arabistan'da ilişki kurarken İsrail'i izole etmek bir çelişkidir. Onu yapmaması lazım ama anladığım kadarıyla İsrail'in öteki Arap ülkeleriyle daha yakınlaşıp barışıp diyelim isterseniz, İsrail'in en fazla endişe ettiği Hamas'ın ve Türkiye'nin de desteklediği Hamas'ın daha fazla bastırılmasından endişe ediyor Türkiye. Çünkü Türkiye Hamas'ın en güçlü kurucularından ve destekçilerinden biridir. Böyle komplike fakat anlaşılması zor, izahı zor, yapılması doğru olmayan bir mantığa dayanıyor Türkiye'nin davranışı. Peki Yaşar Bey, Katar meselesine geleceğiz ama peki o zaman burada şu soru ortaya çıkmıyor mu? Türkiye kendi tırnak içerisinde teröristlerinin başka ülkeler tarafından desteklenmesine karşı çıkıyor ve izole edilmesini istiyor. Ama başkasının terör örgütü olarak gördüğü gruplara da ev sahipliği yapıyor, kol kanat geriyor. Yani yine burada bir dış politikada çelişki yok mu? Var. Zaten şimdi
Libya ile ilişkilere sonradan gelecek miyiz bilmiyorum ama Mısır Libya'da iki tane hükümet var. Bir tanesi Trablusgarp'taki ulusal mutabakat hükümeti, öbürü de Tobruk'taki ulusal meclis hükümeti. Türkiye Müslüman kardeşler ağırlıklı olan Trablusgarp'taki hükümeti destekliyor. Şimdi Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Mısır'ın zihninde ne anlama geldiğini anlamak için bir şey örnek vermek lazım. Türkiye için PKK ne ise Mısır için de Müslüman Kardeşler o. Hatta biraz daha ilerisini söyleyeceğim. Belki daha önce de bunu dile getirmişimdir. Mısır'da Sisi rejimi Müslüman Kardeşler ağırlık bir hükümeti devirmek suretiyle iktidara gelmiştir. Halbuki Türkiye'de biz PKK hükümetini falan devirmiş değiliz. Haşa, böyle bir şey zaten olmadı. Ama yani ikisinin arasındaki farkı göstermek için söylüyorum. Türkiye için PKK neyse Mısır için Müslüman Kardeşler odur derken, Müslüman Kardeşler Mısır için Türkiye'nin PKK'yı gördüğü tehlikeden daha büyük bir tehlike olarak görüyor. İsrail'de Hamas'ı aynı şekilde. Hamas'ı da aynı şekilde öyle görüyor. Dolayısıyla orada Türkiye'nin kendisine reva gördüğü, kendisinin işte nasıl muamele yaptığını hepimizin bildiği bir kuruluşa başka bir ülkenin farklı şekilde muamele yapmasına karşı çıkıyor demektir. Yani Türkiye PKK'ya karşı haklı bir mücadele yürütüyor. Mısır'ın da devirdiği Müslüman Kardeşler rejimine bu şekilde davranmasını onu haklı göstermek çok zor. Peki Katar mevzusuna gelelim. Yani biz son yıllarda Katar emirinin sık sık Türkiye'ye gelip gittiğini, işte Kanal İstanbul güzergahı üzerinden ailenin, kraliyet ailesinin arsalar satın aldığını biliyoruz. Katar'ın yatırımları oldu, Türk Telekom'da vesaire. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tek bir ülkeyi seçip bölgesel çatışmayı, gerilimi artıracak şekilde Katar'a aynı şekilde askeri üst konuşlandırılmasını vesaire nasıl yorumluyorsunuz? Ben bunların hepsinin iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Katar'ın Türkiye'de yatırım yapması, eğer Kanal İstanbul günün birinde yapılacaksa orada Katar kraliyet ailesi ve prens ailesinin orada arsalar satın alması, bunu yani herkes, siz de belki Almanya'da aynı şey yapıyorsunuzdur. Elinize para geçse uygun bir yerde bir arsa kapatmayı, satın almayı düşünebilirsiniz. Orada terslik yok. Terslik Türkiye'nin Araplar arası ilişkilerde bir grup ülkeyi karşısına alıp öbür grup ülkeyi, daha doğrusu sadece Katar'ı desteklemesidir. Bu Türkiye'nin Atatürk zamanında mı, 1934'te vaktiyle başka bir vesileyle söylemiştim. Atatürk Dışişleri Müsteşarı Şükrü Saracoğlu'nu çağırarak ona tavsiyelerde bulunmuştur. Bunların içinde Arap ülkeleri arasında önemli olan, Araplar sizden akıl istemedikçe siz onlara akıl vermeyin. Arap ülkeleriyle tarihi ve kültürel bağlarımızı koruyun ve onu daha da ileriye götürün. Ama Araplar arasındaki ihtilafa taraf olmayın demiştir. Şimdiki hükümet Arap ülkelerine karşı politikada bunun tam tersini yapmıştır. Hiç gereği yokken Araplar arasında bir itilafta bir grup ülkeyi karşısına almış, öbür grup o tek bir ülke, o Katar, Katar'ı desteklemiştir. Orada da Katar'ın da Türkiye gibi Müslüman Kardeşler örgütünün desteklemesi var onun arkasında da. Dolayısıyla böyle bir gerekçe olduğunu zannediyorum. Peki Sedat Peker mevzusuna gelelim. Belli ki Sedat Peker Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerinde dengeleri alt üst eden isim
gibi görünüyor. Çünkü yaptığı ifşalar yolsuzlukla ilgili bakanlarla, hatta eski başbakanla, işte uyuşturucu rotalarıyla ilgili iddialar belli ki iktidarda büyük rahatsızlık uyandırdığı gibi vatandaş kanadında da bir geçerliliği, kabul edilirliği var gibi görünüyor. Nihayetinde biz Sedat Peker'i iktidar karşıtı bir figür olarak değil, iktidarın yakın destekçilerinden Erdoğan lehine miting yapan isimlerden biri olarak biliyoruz. Bu nedenle söylediklerinin halkta bir karşılığı olduğu ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Ne dersiniz? Yani bir ülkeyle ilişkileri sırf tek neden bu olmasa da büyük ölçüde bir kişinin iadesi ya da onun susturulması üzerinden yeniden dizayn etmek, düzeltmeye çalışmak gerçekçi bir sebep midir? Yoksa bu da tıpkı daha önceki işte politikalardaki irrasyonelite gibi yine başarısız olmaya mahkum bir sonuçla mı Türkiye'yi karşı karşıya bırakacak? Yani doğal ve gerçekçi sebeplerden ziyade tamamen yine opportunist bir yaklaşımla bir kişinin susturulması üzerinden dizayn edilen dış politikanın başarıya ulaşma şansı var mı sizce? Yani Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı'nın en yakın üç kişiden biriydi. Burada söylenenlerin binde biri doğruysa bu bile felakettir diye bir açıklama yapmıştı. Ve binde biri değil, %100'üne yakın kısmının doğru olduğu şuradan anlaşılıyor ki kimse çıkıp hayır ben Sedat Peker'in şu söylediği konuda o fikirde değilim diye. Aksine daha sonra başka insanlar aracılığıyla yapılan double check'lerden o anlaşılıyor ki Sedat Peker her şeyi kaydetmiş, not etmiş, hatta elinde başka henüz açıklanmamış olan şeyle teyipler de olduğu anlaşılıyor. Çünkü tehditte kullandığı ölçülü dil icabında daha fazlasını söyleyebilirim anlamına geliyor. Bu işin bir kısmı. Peki bunun üzerine Türk hükümetinin harekete geçmesi doğru mudur? Evet, devletler kendi çıkarları mevzubahis olduğu zaman başka bir ülkede kendisinin aleyhine faaliyet gösteren bir insanı Türkiye'ye getirmek için çaba sarf edebilir. Türkiye onu yapıyor. Öyle zannediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde de belki yani iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmeye başlamasının yan sebeplerinden biri de bu olabilir. Yani Birleşik Arap Emirlikleri bize yardımcı olsun Sedat Peker'i Türkiye'ye getirmek için ve onu susturalım diye düşünüyor olabilir. Ama yani bir ülkenin yabancı bir ülkede kendisi aleyhine veyahut da kendisinin aleyhine olarak algıladığı hususları dile getiren bir şahsı susturmak istemesi doğaldır. Ve buna da Türkiye öyle zannediyorum gayret sarf ediyor. Peki biraz da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye karşıtı faaliyetlerine bakıldığında Türkiye'yi endişelendirecek ya da endişelendiren bir durum var mıydı? Mesela Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'de Kürtlere destek vermeye çalıştı mı ya da sahiden Gülencilere mali destek sağladı mı ya da 15 Temmuz darbesinin arkasındaki finansal güç olarak suçlanıyordu? Artık aklandı mı bu suçlamadan? Ne dersiniz? Neler oluyor? Sanmıyorum ama en başta söylediğim bir şey vardı. Ülkeler arasındaki ilişkiler böyle kas katı 50 sene önce nasıl idiyse bugün de aynı devam eder diye bir şey yok. Ülkeler arasındaki ilişkiler günün koşullarına göre evrim gösterir. Türkiye ile Yunanistan 1922'de bir ölüm kalım savaşı yaptılar. 1934 yılında ise Venizelos Atatürk'ü Nobel ödülüne aday olarak göstermişti. Yani 10 sene sonra şeyler birdenbire tersine dönmüş. 10 sene içinde Yunanistan'la Türkiye'nin durumundaki bu değişikliği göz önüne alırsak
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin de hep o katı haliyle kalmasını beklemezdik. Şimdi onun için çaba sarf ediliyor ama Türkiye'nin işi o kadar kolay değil. Yani Mısır'la yapılan son toplantıda, Ankara'da yapılan Türk-Mısır istikşafi diyorlar ona da, görüşmelerin. Keşif görüşmeleri. Keşif yani zemin yoklayıcı görüşmeler. O görüşmelerin sonucuna bakarsak Mısır halen Türkiye ile zaten Semih Şükrü galiba onların Dışişleri Bakanları bir şeyinde demecinde açıkça söyledi. Biz Türkiye'nin ne söylediğine değil ne yaptığına bakarız dedi. İkincisi de geçen senenin başlarında mıydı? Hayır, bu yılın başlarında birinci tur görüşmeler Kahire'de olduğu zaman Türkiye'nin arzusu diplomatik ilişkileri büyükelçilik düzeyine yükseltmek yönündeydi. Öyle bir arzusu vardı. Ama Mısır o tarihte Mısır gazetelerinde Mısır gazetelerine yansıyan yorumlardan anladığımıza göre Mısır önce şu ilişkilerin bir istikrara kavuştuğunu ve somut içerik kazandığını görelim. Ondan sonra demek suretiyle safsaklamıştı. Bu yılın başlarındaki görüşmede. Şimdi geçen hafta yapılan ikinci görüşmede ise yine büyükelçiler düzeyi, daha doğrusu ilişkilerin büyükelçiler düzeyine yükseltilmesi konusu hiçbir şey yansımadığına göre, elimizdeki yapılan açıklamada böyle bir şey görünmediğine göre, Mısır halen Türkiye ile ilişkilerin büyükelçi düzeyine yükseltilmesinden yana değil, ayrıca ilişkilerinin bir istikrara kavuşması ve somut içerik kazanması koşulunun gerçekleşmesini bekliyor. Benim önümde şimdi şey var, geçen hafta yapılan açıklamanın metni var. Orada bir şey dikkatimi çekti. Diyor ki taraflar ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmişlerdi. İlave arzularına demek diplomatik dilde şimdiye kadar yapılanlar bizi tatmin ediyor, etmiyor demektir. Yani tatmin etmeyen taraf, tatmin olmayan taraf da Mısır olduğu kesin tabii. Yani bu tabloya bakınca aslında taviz vermek zorunda olan taraf ve beklenti içinde olan taraf da yine Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi görünüyor. Reuters kısa bir süre önce bir haber yayınladı. Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG kargonun hisselerini almak için harekete geçtiğini, Türkiye'nin de aslında Peker karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ülkede yatırım fırsatı ve hatta belli yerlerde işte toprak satılması gibi tekliflerde bulunduğu belirtilmişti. Yani dış politikada bu tür pazarlıklar normal midir? Yine aynı noktaya geleceğim. Burada eli güçlü olan taraf Türkiye midir? Yoksa karşı taraf mı? Ne dersiniz? Yani Peker neden bu kadar değerli? Peker'in itirafları pek tabii ki çok önemli. Çünkü çok somut olduğu anlaşılıyor. Yer, mekan veriyor ve içinde kendisinin olduğunu söylüyor. Yani ben filancıdan duydum falan demiyor. Ben gittim diyor. Bana diyor filancıyı öldürmek için talimat vermişler. Kardeşimi gönderdim diyor Kıbrıs'a o gazeteciyi öldürmek için falan. Yani çok somut ve sonradan kimsenin de hayır öyle olmamıştır, aslı şöyledir dediği vaki olmadı şimdiye kadar. Dolayısıyla bütün söylediklerinin, itiraflarının somut olduğu kanaatindeyim ben. Peki ülkeler arasında, asıl sorun oydu senin, ülkeler arasında böyle şeyler olur mu? Pek tabii ki her ülke kendisi aleyhine olan bir ortamı yatıştırmak için, susturmak için, o insanı geri çağırmak için elinden gelen her şeyi yapar. Onu da yapacaktır. Burada eli güçlü
olan taraf kimdir sorusunu da belki şey yapmak lazım. Türkiye şu sıralarda belki bir 10-12 yıldır ama çok katı olarak da 2011 seçimlerinden sonraki dönemde uluslararası sıralamadaki veyahut da önem sırasındaki yeri hızla geriye düşmüş bir ülkedir. İnsan hakları konusunda, demokrasinin işleyişi konusunda, temel hak ve hürriyetler konusunda her konuda bir gerileme oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir sıkıntısı var. Birleşik Arap Emirlikleri zengin bir ülke, her şeyi parayla yaptırabilen bir ülke. Onun için Birleşik Arap Emirlikleri'nin uğrayacağı zarar Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerden uğrayacağı zarar ona daha az zarar verir. Bize daha fazla zarar verir. Çünkü ticaretimiz orada Dubai ile, birçok işlerimizi Dubai ile yapıyoruz. Yani orada bir kısıtlamaya gitse oradaki ticareti Türkiye aleyhine bozacak bir yöne sapsa bundan Türkiye zarar görür. Dolayısıyla ben Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozuk olmasından daha fazla zarar görecek olan tarafın Türkiye olduğu kanaatindeyim. Bir de Türkiye zaten izole olmuşken bir de ona Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve onun dümen suyundan gidecek olan başka ülkelerin de eklenmesinin Türkiye'ye zarar vereceği düşüncesindeyim. Peki Yaşar Bey, Orta Doğu'daki bu politika değişimini birazcık masaya yatırdık. Peki Afganistan'daki son durumun bu tabloda, bu değişimde herhangi bir rolü olabilir mi? Türkiye burada da yine önemli bir rol oynayan ülke olarak görünmek istiyor. Ne dersiniz? Orada durumlar nasıl? Yani Türkiye bir yalpa mı sayılır veya tereddütlü durum mu veyahut da şartların yarattığı bir zor durum mu, nasıl niteleyeceğiz onu kolay kestiremiyorum ama önce Türkiye Kabil hava alanının korumasını sağlamaya talip oldu. Kime karşı koruyacaktı? Taliban'a karşı koruyacaktı, değil mi? Taliban'dır çünkü tehdit edebilecek olan. Bunu Amerika nezdindeki, Türkiye'nin Amerika nezdindeki itibarını biraz daha ileriye götürüp ben sizin işinizi de kolaylaştıracak bir ülkeyim izlenimi Amerika'ya vermek için yaptı. Ama işler tersine dönüp de Taliban Kabil havaalanında dahil Afganistan'ın tamamını ele geçirince bu sefer Türkiye vaktiyle Taliban'a karşı koruyacağı havaalanını şimdi ben koruyayım diyor. Taliban da dedi ki çok teşekkür ederim ama biz koruruz kendi havaalanımızı, sizin korumanıza gerek yoktur şeklinde bir cevap verdi. Dolayısıyla Türkiye'nin Amerika'ya yaranmak için yapmak istediği o havaalanını koruma meselesi bir çeşit yattı, o iş kaldı. Şimdi havaalanın işletilmesi konusunda acaba bir şey yapabilir mi Türkiye? Çünkü havaalanının işletilmesi teknik bir iş. Yani kontrol kulesinin şeyinden yemek servislerine, bilet kesilmesinden bilmem nereye kadar uçaklara insanları taşımak, otobüsle falan taşıma işinden bir komplike bir iş. Taliban'ın bu alanda deneyimi sınırlıdır. Türkiye şimdi bu işe bu işle ilgileniyor. Orada da asıl işi yürüten galiba Amerika ile Katar. Fakat Katar Türkiye gibi bir ülkenin yetişmiş elemanları sayesinde bunu yapmanın daha kolay olacağını bildiği için o Türkiye'yi de devrede tutuyor. Böylelikle Katar ve Amerika Türkiye'yi de işin içine katmak suretiyle havaalanının işletilmesini, kontrolünü değil, işletilmesini yapmak üzere müzakereler halen devam ediyor. Türkiye bazı koşulların yerine gelmesini istiyor. Ama şimdi bütün bunların dışında daha geniş bir perspektifte bakıldığı zaman Türkiye'nin
Afgan halkına, Türk halkıyla Afgan halkı arasında 100 yıldan beri cereyan eden yakın ilişkiler nedeniyle Afganistan'da bir şey yapılabilecekse onu en iyi yapabilecek olan ülke Türkiye'dir. Çünkü ta Atatürk zamanında oraya yapılan teknik yardım var. Oraya yerleşmiş bir Türk teknik yardım mekanizması işliyor. Ve deneyimden de geçmiş, yani Türkiye'nin kendi çıkarları için değil, Afgan halkı için bunu yapmakta olduğunu ortaya koyan birçok işaretler var. Afgan halkı da bunun farkında. Onun için Taliban da Türkiye ile ilgili beyanda bulunurken, biz Türkiye ile dost bir halkız, Türkiye'nin pek tabii ki oynayacağı büyük roller vardır demek suretiyle, o tarihi olarak Türk halkı ile Afgan halkı arasındaki o dostluğa işaret ediyor ve nitekim de Afganistan'da bir şey yapılabilecekse onu en iyi Türkiye yapabilir. Orada bir sıkıntı, şimdi Türkiye'nin İslami, pardon biraz daha rafine bir kelime bulmam lazım, Sünni Hanefi İslamlık konusunda Taliban'ın düşüncesine çok yakın. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız da bu Taliban'la birçok alanda buluşabileceğimizi, ortak iş yapabileceğimizi kendisi de beyan etti. Pek tabii ki böyle kadınların sokaklarda yalnız yürüdüğü için kamçılandığı, ondan sonra geçen dündü galiba bir askerin, yani Eşref Gani zamanındaki hizmet eden bir askeri yakalamışlar. Kafasını kesip kellesinle oynamayıp nümayişler falan yapmışlar. Böyle işlerin yapıldığı bir ülke ile Türkiye işbirliği yaparsa Türkiye'nin imajına da pek tabii ki halel gelecektir. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani en iyi yapabilecek olan ülke Türkiye'dir ama Türkiye'nin ideolojikten arındırılmış bir yaklaşım gerekiyor belki. Taliban'la ortak yönü tutucu bir Sünni Hanefi, evet. Hanefi mezhebinden Sünni bir yaklaşımla yaklaşıp konuları onunla izah etmeye çalışması veya bu şekilde yardımı çerçevelemesi yanlıştır. Türkiye işte 1920'lerden beri nasıl Afganistan'ı daha ileri götürmek için birçok reformlarda da öncülük etti ve yardımcı olduysa, o alanda o şekilde yardım edebilse daha iyi olacaktır. Peki. Yaşar Bey, isterseniz burada bir virgül koyalım. Yine ilerleyen zamanlarda dış politik gelişmelerle birlikte izleyicilerimizin karşısında olalım. Ben yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. En iyi dilekler.